İyi Yaşa, iyi misin? İyiyim, Gerçekten elektrikler kesildi. Bir şey söyleyeyim ben, gösterelim asıl. Bütün mahallede elektrik yok. Hadi bir gidip bakalım mı camdan? Nerede elektrik var? Yavaş yavaş koşmayın. Allah Allah, çok karanlık her yer. Sakin ol. Bir şey söyleyeceğim. Mahalleye bakar mısınız? Komple kapkaranlık. Hiçbir şey görünmüyor. Bak, bir tek şurada bir tane ışık var. Bir de şurada bir tane apartmanın ışığı var. Öbür tarafa baktınız mı hiç? Öbür camdan. Bir de oraya bakalım. Vallahi bakayım, burada da hiçbir elektrik benzeri bir şey bile yok. O zaman peki, bir şey söyleyeceğim. Saat kaç acaba? Uyku saatiniz gelmiş ve bizim haberimiz olmuyor olabilir mi? Ben sana bir şey göstereceğim. Ne göstereceğim? Karanlığa mı gidelim? Tamam, gidelim. Saat 9.30 geçmiş, yarın okul var. Bu gecelik nereye gidiyorsun? Uyku rutinimiz çok değişik olacak. Şimdi bir şey söyleyeceğim. Uyku rutininde öncelikli olarak pijama... Ne göstereceğim anneciğim? Acaba rüzgar beni nereye götürüyor? Kurt mu yapıyorsun? Evet, burada bir tane ışığımız var. O yüzden sizin odanız aydınlık gördüğünüz gibi. Ama uyku rutininizi yapabilmek için ışığa ihtiyacım var. Ve benim bugün ışığımı sağlayacak olan eski usullerden kal. Neydi bunun adı? El feneri değil. Ne? Ya, bunun adını hatırlayanlar arkadaşlar hemen yoruma yazsınlar. Bizim eski bir videomuz var hatta bununla. Ama adını unuttum gerçekten. Karanlıkta çok işe yaradı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Ay, şuraya koyayım, kolum ağrıdı. Bu odayı biraz aydınlatsın. Isı da veriyor, bayağı sıcaklık da veriyor. Rüzgar, iyi misin sen? Değişik sesler. Evet, gerçekten çok heyecanlı. Şarkı mı? Annem, nereden açacağız? Televizyonu açamıyoruz. Bak, bir dakika, bir daha söyle şarkıyı. Cıpsıp cıpsıp diye bir şarkı. Ay ay. Çok. Bir şey söyleyeyim. Bir dakika, size anlatmak istediğim bir hikaye var. Hazır mısınız? Korkulu bir hikaye bekliyorsan çok yanılıyorsun. Çünkü biz küçükken elektrikler daha sık kesiliyordu. Hatta ne oluyordu Rüya, biliyor musun? Bir ara düzenli olarak ben okuldan çıktığım saatte elektrikler kesiliyordu. Karanlıkta annemin ya da babamın elini tutup öyle gelebiliyordum eve. Böyle bütün her yer kapkaranlık oluyordu. Bir şey söyleyeceğim. Bu karanlığın en büyük şeyi nedir biliyor musunuz? Rüzgar, hapşurmaya çalışırken kendini boğacaksın oğlum, dur. Dışarı bir sürü yıldız görebiliriz şu anda, biliyor musunuz? Ama şu anda görünmeyebilir. Bilmiyorum, bakalım az sonra. Şimdi bizim uyku saatimiz geldi. Malum yarın okul var. O zaman Rüya ve Rüzgar pijamalarını giysinler mi? Peki o zaman bu gece sen böyle uyu. Zaten üstündekiler rahat. Rüya, sen giymek ister misin pijamalarını? Hadi gel, gidelim pijamalarını giyelim. Çıkartalım birlikte. Dur, nereye? Işık kaynağımızı almadan nereye gidiyorsun? Gel bakalım. Işık kaynağımızı alalım. Ya Rüzgar, birazcık yavaş. Evet, bunu ben... Balıklar korkmamıştır. Annem, açılmıyor. Elektrik yok, elektrik. Şimdi bunu en ışık saçacak olduğun yer, düşündüğüm yer burası. Pijamaları alayım. Evet, şunları alsak çok güzel. Dustup. Elektriklerin kesilmesi Rüzgar'la Rüya'nın eğlence oldu. Vallahi bildiğiniz bir şey. Allah, pijamaları aldı gitti. Oğlum, karanlıkta nereye? Karanlıkta yak. Ay, ben küçükken çok severdim karanlıkta saklanmaç, karanlıkta yakalanmaç. Allah, yere geliyorlar.